Kıymetli izleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Muhabbetlerimi arz ediyorum. Rabbim bu akşamı, iftarımızı, günümüzü feyizli, bereketli, her türlü güzelliklerle ihsan eylesin inşallah. Efendim, duamız kabul olsun. Allah dua edeni seviyor. Bugün size duadan ve zikrin faziletlerinden bahsedeceğim. Duanın dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Dua okumak, zikretmek bize ne kazandırıyor? Peygamber Efendimiz hangi zikirleri daha çok yaptı? Fakirlere Peygamber Efendimiz bir nasihat etti. Fakirler geldi, dediler ki, ya Resulallah, zenginler sevapta bizi geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara bir şey tavsiye etti. Dua etmenin adabı nasıl? Nasıl başlayacağız duaya? Şimdi dua edince amin diyoruz da, hadi sen dua et deyince kala kalıyoruz. Bunun da bir usulü var. Ne demek lazım? Nasıl başlayacağız? Nasıl bitireceğiz? Duaları sesli mi yapalım? Yavaş, kendi duyacağımız kadar mı yapalım? Topluca mı yapalım? Tek başımıza mı yapalım? Yemekten sonra mesela duamızı nasıl yapalım? Topluca mı yapalım? Sayıların önemi var mı duada acaba? Şu kadar söyleyeceksin, bu kadar söylemek gerekir diye. Başkasını araya duada koyabilir miyiz? Mesela şunun yüzü suyu hürmetine, Allah'ım duamı kabul et bilmem ne hürmetine deniyor ya, onları konuşacağız inşallah. Allah duaları kabul eder mi? Hangi duaları kabul eder, hangilerini kabul etmez? Kızı Fatıma'ya Resulullah Efendimiz ne tavsiyede bulundu? O kendisine gelip hizmetçi istemişti. Peygamber ona tavsiyede bulundu. Ve bununla ilgili inşallah dilimizin döndüğünce, gönlümüze geldiğince dualarımızı Allah kabul eylesin diyoruz. Bir amcamız emekli olmuş, köyüne yerleşmiş, sakin, nezih, her şey güzel, yeşil bir ortam, bolluk var, bereket var. Allah'tan ne istersin diye soruyorlar. Diyor ki, bundan sonra Allah'tan ne isteyeyim? Allah'tan sağlık, devletten aylık diyor. Şimdi bu güzel bir dua. Önce sağlık. Allah'tan sağlık istemek lazım. Geçim istemek lazım, rızık istemek lazım elbette. Ama bu dua yeterli mi? Değil. Yani dua et demişler, Allah beni biliyor demiş. Hayır, öyle değil. Ya da şöyle dua etmiş. Ya Rabbi varsın birsin, ne diyeceğimi bilirsin, El Fatiha. Böyle dua olmaz. Allah ne diyeceğini senden bekliyor, iste. Dua da istemek lazım. Dua bir yalvarış ve yakarıştır. Derdini anlatmadır. Derdin olmazsa, duan olmazsa Allah sana vermez. Dua et. Furkan suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, kul ma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum. Sizin duanız olmasaydı Rabbiniz size ne değer verirdi ki? Demek ki duayla değer kazanıyoruz. İstedikçe Allah'tan değer kazanıyoruz. İnsanlardan isterseniz yüzsüz olursunuz. Bir istedin, iki istedin, üç istedin yeter der, yeter. Her zaman seninle mi? Ver ver bitmiyor. Ama Allah'tan istedikçe Allah'ın sevgilisi olursunuz. İstedikçe. Ne kadar çok istiyorsanız, ne kadar çok dua yapıyorsanız Allah'a daha çok yaklaşırsınız. Allah duadan hoşnut oluyor. Bütün dinlerde dua vardır. Bizim duamızda biz duayı yaparken ellerimizi açarız. Ellerimizle Rabbimize, Allahu Teala'ya niyaz ederiz. Elleri böyle açmak vardır, böyle açmak vardır, böyle açmak vardır. Bunların hepsi uygundur. El açmadan da dua ederiz. Gönlümüzden de isteriz. Sadece dilimizle de söyleriz. Ama elimizi açmışsak da elimizi duadan sonra yüzümüzü meshederiz. Yüzümüze süreriz. Bu da sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam duaya başlarken Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Çok çok hibe eden, bağışlayan, veren Allah'ı tesbih ederim diye başlıyor. Yüce olan Allah'ı tesbih ederim. Duaya bu sözle başlamak müstehaptır. Şimdi müezzinler veyahut işte herhangi bir yerde namazdan sonra duaya geçilecekken çeşitli ayetler okuyorlar.
esas olan duada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiğidir. Ve ma ersennake illa rahmetellil alemin ayetini okuyor duaya geçmeden önce mesela. Ya da buna benzer başka ayetler okuyor. Halbuki esas olan Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab diyerek duaya başlamaktır. Duaya böyle başlayan insan Peygamberimizin bu tavsiyesini biliyordur. Bu tavsiyeyi uyacağız. Peki başladık. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Ey vermesi, lütfu, bol olan Allah'ım, senin yüce adını tesbih ederim diye başladık. Sonra ne diyeceğiz? Ne isteyeceğiz? Hemen şunu ver Allah'ım denmez. Önce diyor Allah-u Teala'yı öveceğiz. Hamd edeceğiz. Seni tesbih ederim. Sen yücesin Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Her şeye gücün yeter. Övdük mü? Bunu nereden öğreniyoruz? Fatiha'da öğretiyor Rabbimiz bize. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke nabudu ve İyyâke nestaîn. Maliki yevmiddin'e kadar övme cümlesidir. Bir insandan bile bir şey isterken gidiyorsun önce, nasılsın, iyi misin, Allah sana iyilik versin, sağlık versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Sonra istiyorsun, sonra bir şey söylüyorsun. Sonra da kendi ihtiyacını arz ediyorsun. Ya, durumunu söylüyorsun. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden isteriz. Niye gitmedin başka yerden istemedin sorusuna da cevap bu. Ne istiyorsun? Hadi cevap. Yalnız senden istemeye geldim Allah. Başkasını istemiyorum. Sonra iste. Sonra söyle. Ne söyleyecek? İhdinas sırâtal müstakîm. Bizi dosdoğru yola ilet Allah. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayril mağdubi aleyhim. Kızdıklarının değil, gazaba uğramışlarının değil, velâ dâllin. Sapıtmışların yoluna değil. Amin. Müslüman duayı duyduğu zaman amin der. Hristiyanlar amen diyorlar. Aynı şey. Onlar da amen diyorlar. Efendim, kendilerine göre usulü var ama biz amin deriz. Duada duyan birisi dua ediyorsa, biz el açmışsak ona amin dediğimiz zaman aynısını ben de istiyorum demektir. Ve meleklerin amini ile sizin amin dediğiniz denk gelirse Allah hemen verir diyor. Orada Allah hemen verir. Duada usul demek ki önce Allah'ı öveceğiz. Sonra kendi durumumuzu arz edeceğiz. Sonra da isteyeceğiz. Neler vermeli, neler vermemeli diye isteyeceğiz. Efendim, duada bollukta dua edin ki darlıkta Allah duanızı kabul etsin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bolluk zamanında rahatın yerindeyken hiç elini açmıyorsun. Sıkıntıya düşünce Allah aklına geliyor. O zaman zor oluyor duanın kabulü. Çünkü dua kapıları açar. Bolluk zamanında dua edersen Allah da seni darlık zamanında anar. Çok sesli olmayacak dua. Allah'ım, ver Allah'ım. Nereye bağırıyorsun? Ve izâ se'eleke ibâdî annî. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ey Habibim. Fe inni karîbun. Ben onlara çok yakınım. Ucibu davete da'i izâ de'an. Bana dua ettiği zaman duasına icabet ederim. Çok yakınım diyor. Yakınındakine bağırılır mı? Ver Allah'ım. Allah uzakta değil. Allah yakınında. Peki ne yapacağız? İçten tazarru ve ihlasla. Ayette var. İçten içe dua etin Allah'a. Gönlünüzden gelsin, kalpten gelsin. Öyle dilden değil. Başkalarının gözünü boyamak için değil. Hele Allah korusun. Hocaların işi daha zor. Çünkü insanlar onun duasına amin diyor. O da yüz binlere, milyonlara televizyon ekranlarında dua ettiriyoruz değil mi? Bu bağırmalar, çağırmalar, avurdunu şişirenler, duada seci, kafiye yapıp göz boyamaya çalışanlar, Allah'ı değil de karşısındakini düşünenler, o dualar
o dualar yüze çarpılır. Allah korusun. Dua eden kimse bilecek ki bu duayı Allah'a yapıyor, insanların gözünü boyamak için değil. İnsanların gözünü boyamak için, onları galeyana getirmek için, onlardan puan almak için, onların gözüne girmek için yapıyorsa Allah korusun, yerin dibine geçirirler onu. O yerin dibine geçer. Kim olursa olsun. Kur'an okurken de öyle. Dua yaparken de öyle, biz Allah'a dua ediyoruz. Her konuşmamızı Allah duyuyor, biliyor, yazıyor. Niye bağırıyoruz o zaman? Bağırmak yok. Çok yüksek sesle olmayacak. Kimse tabii seni dinliyor, binlerce, milyonlarca insan. İçinden de mıy 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 olmayacak değil mi? Sesli biraz da sesli olacak. İşte bazen 3 defa duayı tekrar etmek gerekir. Peygamberimiz duayı 3 defa tekrar ediyordu. İstediğin şeyi 3 defa söylersin, bu olur. Diz çöküp el açmak duada çok daha güzel. Duada oturmak, kıbleye dönmek mümkünse, değilse her zaman Allah her yerde, her yöne dönsen duan kabul olur elbette. Doğuya batıya dönmenizde sizin hayırı yok. Hayır esas bereket gönlünüzü takvada Allah'a vermenizde. İçten gelecek ihlasta. Diz çöktünüz, öyle el açarsanız daha makbul. Oturarak, diz çökerek, yan gelip yatmışın, keyfin yerinde efendim, oradan Allah'ım şunu ver diyorsun. Biraz saygı değil mi? Biraz edep. Bir şey isterken insan biçare, mahcup, muhtaç olduğunu en güzel şekilde anlatacak şekilde dua etmeli. Mesur dualar okunmalı. Öyle çarşının, pazarın bilmem ne uydurma, duyduğun dualar değil. Peygamber Efendimiz hangi duaları yapmış? Kur'an'dan dualar var. Kur'an duası. Kur'an bize duaları öğretiyor. Özellikle Allahümme diye başlayan, Rabbena diye başlayan ayetler dua cümlesidir zaten. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Tam dua cümlesidir. Tam dua. İnneke entel vehhab. Şüphesiz sen çok çok verirsin ya Rabbi. Bak duadan bahsediyor, vermekten bahsediyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Allah'ım kalbimi saptırma, kaydırma. Kalplerimizi kaydırma. Hidayetten sonra, imandan sonra bizi saptırma ya Rabbi. Ba'deyiz hedeytene ve heblena min ledünke rahmet. Sen katından bize rahmet ver, acıma ver. Şüphesiz sen çok çok vericisin, vehhabsın, çok verensin. İnnike entel vehhab. Hep böyle Rabbena duaları, mesela Rabbena atina fid dünya haseneten. Rabbena demek Rabbimiz demek. Atina bize ver, fid dünya, dünyada haseneten iyilik ver Allah'ım. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilik ver Allah'ım bize. Ve kına azaben nar, bizi cehennem azabından koru Allah'ım. Kur'an'da bunlar var. Kur'an'da yüzlerce dua var. Onları öğrenirsek, Rabbena firli, Rabbena duaları Kur'an'dır, ayettir. Bunları öğrenirsek güzel dualar yaparız. Rabbi canni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbi canni mukimes salati ve min zürriyeti. Beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle Allah'ım. Rabbi canni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tegabbel dua. Duamızı kabul et Allah'ım. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hesab. Beni, anamı, babamı, tüm müminleri hesap günü bağışla Allah'ım. Bak namazda da okuyoruz. Bunlar Kur'an duası. Bunlarla dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar var. Öyle dualar var ki. Bakın şu duaya. Allahümme ba'it beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Allahu Ekber. Ne diyor? Allah'ım günahımla beni o kadar uzaklaştır ki,
doğuyla batı arasını ne kadar uzak yaptıysan günahı benden o kadar uzaklaştır. Ne güzel. Allahümme nakki kalbi minel hataya kema yunakkas sevbul ebyadu mined denes. Allahu Ekber. Ne güzel bir dua. Peygamberimizin yaptığı dua. Diyor ki kalbimi tertemiz eyle. Kirli çamaşır yıkandığında nasıl pırıl pırıl oluyorsa beyaz çamaşır kalbim öyle olsun Allah. Bu peygamberimizin sözü. Kirli çamaşır yıkandığında bembeyaz nasıl oluyorsa kalbim de öyle pırıl pırıl olsun Allah. Allah kalplerimizi pırıl pırıl eylesin. Bu dualar ne güzel. Bunları öğrenmemiz lazım. Allahümme la mani'a lima ateyte ve la mu'te lima menate. Bu da çok güzel. Hepsi güzel. Sen verirsen kimse mani olamaz. Hadi dünya gelsin bakalım. Allah verirse kim mani olabilir? Sen vermezsen kimse veremez Allah'ım. Ya peygamberin duası bu. Öncesinde Allah'a hamd etmeli. Bir de neyi unutmamalıyız duada? Peygamber Efendimiz'e salatu selamı unutmamalıyız. Duayı bitirirken mutlaka Resulullah Efendimiz'e de ya es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya böyle diyeceğiz. Ya da Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu da ayettir. Ya da bu ayette bitireceğiz. Gördük mü duanın adabı varmış. Başta Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Sonra Allah'ı övmek, sesi fazla yükseltmemek, sesi içtenlikle samimi, tazarru ve niyaz halinde söylemek duayı. Bazı sözleri üç defa tekrarlamak, kendi ihtiyacımızı Allah'a arz etmek, bitirirken de Resulullah'a salatu selam etmek, hamdle tekrar bitirmek, velhamdülillahi rabbil alemin. Sonunda Fatiha okunur mu? Bunu da itiraz eden hocalar var. Fatiha zaten dua ettin, Fatiha'yı bir daha niye okuyorsun diye. Bu elhamdülillahi rabbil alemin demek yeter ama okursa zararı var mı? Yok. Ve ahiru da'vahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Allahu Teala buyuruyor ki onların son duaları, duanın sonu enil hamdülillahi rabbil alemin. Allah'a hamd etmektir. Elhamdülillahi rabbil alemindir. O zaman sonu elhamdülillahi rabbil alemin diyorsa ayet-i kerime Fatiha'da tam öyle başlıyor. Fatiha diyoruz. O zaman ne okuyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Son duamız ne oldu? Elhamdülillahi rabbil alemin oldu. Elham oldu. Bu da ayete uygundur. Fatiha okumak da ayete uygundur. Demese de olur ama Fatiha herkesin bildiği bir ayet olduğu için, 7 ayet daha doğrusu, sure olduğu için bu sureyle bitirmek de güzeldir. Buna karşı gelmek doğru değildir. Dua kendi başına aslında bir istek gibi görünüyor. Yani biz dua ederken Allah'tan istiyoruz. Hayır, sadece istemiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aynen namaz gibi, oruç gibi ibadet yapıyoruz dua ederken. Dua etmek suretiyle şu da bir ibadettir. Elimizi açtık, Rabbimize yalvarıyoruz, Allah'ımıza. Bu da ibadet oldu. Namaz gibi, oruç gibi dua ederken sevap aldık. Hani duamız ayrı, istediğin ayrı, verilen ayrı, gelen sevap. Bir de dua etti kulum diye. Neden? Eddua muhul ibade. Eddua muhul ibade. Peygamberimiz de böyle buyuruyor. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam dua ibadetin iliğidir, beynidir, özüdür. İbadetin özüdür. Dua. Bütün ibadetlerin özü aslında duadır, salattır. Namazın bir adı da duadır. Salattır. Neden?
Kıyamda durmak bir duadır. Rükû etmek bir duadır. Tesbihten hariç, kendi içinde söylediğin hariç. Secdeye varmak bir duadır. Elini açmak bir duadır. Selam vermek bir duadır. Kur'an okumak orada dua. Hepsi duadır. Oruç. Melekler gibiyiz. İmsaktan şu ana kadar boğazımızdan bir şey geçmedi. Bir su damlası akmadı. Bir lokma yemedik. Bir üzüm çekirdeğini, bir üzüm tanesini bile almadık ağzımıza. Bir leblebi yemedik. Niye? Melek gibi duruyoruz. Bu da duadır. Oruç da bir duadır. Haçta o tavaf ediyoruz. Pervaneler gibi dönüyoruz. Kabe'nin etrafını. İşte o el açmak gibidir. Burada el açıyoruz, orada da dönüyoruz. Rabbimizin Kabe'sinin etrafında dönüyoruz. Bu da bir duadır. İbadetlerin özü duadır. Kur'an'da 200 kadar dua ile ilgili ayet vardır. 200 kadar. Allah duası kabul olunanlardan eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek femi saadeti diyoruz. Ağızlarından zikir ve dua hiç eksik olmazdı. Sabah kalkar kalkma, hatta sabahı bırakın, gece uykusundan uyanınca perdeyi açar, gökyüzüne bakar. Rabbena ma halakte haza batila sübhaneke fakina azabenna. Allah'ım sen bunları boşuna yaratmadın. Boşuna yaratmadın. Bu yıldızlar boşuna yaratılmadı. Duasını yapıyor. Gece kalkıyor, dua ediyor. Evinden çıkarken Bismillah, Hasbiyallah, Maşallah, Tevekkeltu alallah, La havle ve la kuvveti illa billah. Beş şeyi söylüyor. Bismillah, Hasbiyallah, Maşallah, Tevekkeltu alallah, La havle ve la kuvveti illa billah. Eve girerken Bismillahirrahmanirrahim, Selamun aleyküm diye giriyor. Bir yere girerken Allah'ım senin adınla emniyetle girmeyi, selametle buradan çıkmayı nasip eyle diyor. Hep dua ağzında, zikir ağzında. Namazlardan sonra tesbihat yapıyoruz. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz elbette. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 100'üncüye de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh diyoruz. Nereden çıktı bu? Gelin olayı birlikte dinleyelim. Nereden çıkmış? Fakir sahabiler geldiler, dediler ki ya Resulallah, İslam'ın sen 5 esas üzerine kurulduğunu söyledin. Büniyel İslamu ala hamsin, şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salâ ve itaiz zekâ ve savmi ramadan evvel haccı. İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. 1- kelime-i şehadet, 2- namaz kılmak, 3- oruç, zekat vermek, 4- oruç tutmak, 5- hacca gitmek. Peki biz bu beşinden ya Resulü kelime-i şehadet herkes getiriyor. Namazı kılıyoruz elhamdülillah. Orucumuzu da tutuyoruz. Fakat biz fakiriz, zekat veremiyoruz. Biz fakiriz, hacca gidemiyoruz. Bu zenginler bizim gibi, Müslüman zenginler hepsini yapıyor. Beşini birden yapıyor. Onlar sevapta bizi geçiyorlar ya Resulallah. Ne yapalım biz? Geri kalıyoruz sevapta. Fakirlik suç mu dediler? Allah'ın Resulü buyurdu ki size bir şey öğreteyim. Bunları yaparsanız zenginlere yetişirsiniz sevapta. Her farzın peşinden, namazın peşinden farz namazı bitirince 33 Sübhanallah deyin. 33 Elhamdülillah. 33 defa da Allahu Ekber deyin. 100'üncüye La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir deyin. Bunu günde 5 vakit yaparsanız zenginlerin o sevaplarına siz de katılırsınız. Haçtan, zekattan aldıkları sevap açığını kapatırsınız. Fakirler başladılar tesbih yapmaya. Zenginler gördü. Dediler ki siz ne yapıyorsunuz? Biz tesbihat yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, 33, 99, 100'üncüye de bunu söylüyoruz. Niye? Peygamberimiz böyle söyledi bize. Peygamber mi söyledi bunu size? Evet, biz de yapalım o zaman. Onlar da başladılar tekrar tesbih çekmeye fakirler gibi. Bu sefer fakirler tekrar dedi. Ya Resulallah,
Sen bize bir şey öğrettin onlara yetişelim diye. Onlar da öğrendi. Onlar da yapıyor. Allah'ın Resulü buyurdu ki, zenginlik Allah'ın lütfudur. Ben buna bir şey yapamam. Yine buyurdu ki Peygamber Efendimiz, daha da çok zikir yapabilirsiniz. Daha çok sevap alabilirsiniz. Mesela her bir tehlil, la ilahe illallah bir sadakadır. Emri bil maruf yapmak, nehyanil münker yapmak, iyiliği söylemek, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta hanımın ağzına verdiğin lokma, evine yiyecek götürdün, sebze götürdün, meyve götürdün, yemek yapıldı meyveden. Buyur hanım dedin, ona yedirdin, çocuğuna yedirdin. Bu da sadakadır. Bu da sadakadır. Bunu duyunca sevindiler. Bunu duyanlar sevindiler. Sevap almak için dinimizde çok çeşitli fırsatlar var. Dua kaderi değiştirir mi? Evet. Dua ederek kaderini değiştiririz. Mutlak kader var, bir de muallak kader var. Askıda duruyor, duana bağlı senin. Sıla-i rahime bağlı. İşte Kadir gecesi dua edin isteyene vereceğim diyor Allah-u Teala. İsteyin, sabaha kadar isteyin diyor. Demek ki isteyince veriyor. Onu değiştirebiliyoruz. Rızık istiyoruz. Allah'ım bol rızık ver diyoruz. Duamızda geliyor rızık. Peki bir de ruh sağlığına dua çok iyi geliyor. Uf, yandım, bittim, mahvoldum, ben yaşayamam, hayat böyle mi vesaire vesaire. Yıkılanlar var. Yıkılanlar var. Yüzünden düşen bin parça. Her şey yıkılmış, mahvolmuş. Sığınacak, teselli olacak bir yer arıyor. En güzel teselli Rabbine sığınmaktır. Onunla konuşmaktır. Tenhada, ıssız bir yerde. Gözün yaşlı gözyaşıyla da biraz ıslatabilirsen duanı Aliül Ala olur. İçtenlikle, kimse görmezken Allah'la konuş. Derdini ona dök. Şöyle güzel bir söz var Mesnevi'de. Diyor ki, padişah varken derdini kapıcıya niye anlatırsın? Padişah varken derdini kapıcıya niye anlatırsın? Sarayın kapıcısına gitmişsin, derdini anlatıyorsun hizmetkara. Orası hizmetkara derdi anlatma yeri mi? Padişahtan isteme yeri. Padişahtan iste. Allah varken başkasına ne diye dert anlatırsın? Önce derdini ona dök bakayım. Hangi kapıları açacak sana bilemiyorsun ki. Yeter ki güven, şüphe etme. Allah'a güven. Allah kulunu yardımsız bırakmaz. Kendine güvenin yolda bırakmaz. Bu ana kadar istediğiniz çok şey olmuştur. Düşünün, tecrübe edin. İstediğiniz oldu. Yeter ki istemesini bilelim. Allah verir her şeyi. Beden sağlığına da faydası var. Ruh sağlığına da faydası var. Sıkıntılarından kurtulmak, stresten kurtulmak istiyor musun? Dua limanına yanaş. Dua simidini tut, can simidini. O seni boğulmaktan kurtarır. Allah'la konuş. Derdini, şikayet uflayarak puflayarak geçmez. Kötü yollara giderek geçmez. Aklını yitirerek geçmez. Kendine zarar vererek geçmez. Allah'a yaklaşarak geçer. Allah'a yaklaştıkça haz duyarsın, zevk duyarsın. Manevi atmosferlerde seni kimse sarsamaz, yıkamaz. Öyle güçlenirsin ki dünyaya karşı meydan okuyacak gücü hissedersin. İman öyledir. Çünkü arkanda Allah var. Allah varsa bir insanın yardımcısı, onun bileğini kimse bükemez. Ama çıt kırıldım olursun, Allah'a güvenmezsin. Hemen pes edersin. Hemen ağlarsın, hemen şikayet eder, hemen isyan edersin. Allah duayı vesile etmiş. Cehennemden kurtulmak için dua edeceğiz. Cennete girmek için dua edeceğiz. Zikir aynı zamanda yorgunluğumuzu da alıyor, dua ve zikir. Hazreti Fatıma, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı, göz nuru, göz bebeği evlendi Hazreti Ali ile. İki çocuk üst üste geldi. Biri bir yaş büyük, diğeri bir yaş küçük. Hasan, Hüseyin.
Afacan, delikanlılar, güzeller, güçlüler temizliğine yetiştiremiyor. Elbisesine yetiştiremiyor. Ekmek yapıyor değirmenle, unu öğütüyorlar. Taş değirmen vardı evlerde. Evi süpürüyor, yemek hazırlıyor derken elleri şişti. Değirmen çevirmekten elleri şişti. O sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evlere para dağıtıyor, hizmetçi gönderiyor. Çok zenginledi İslam devleti, Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'e hizmetçi istemeye gitti. Bir hizmetçi gelse de yardım etse bana ev işlerinde. İki çocuk, ikisi de ufak. Gitti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, evde yoktu. Annemize dedi ki Peygamber Efendimiz'in hanımına, Resulullah Efendimiz ne zaman gelir? Bugün herhalde geç gelir. Benim ellerim şişti değirmen çevirmekten. Duydum ki Peygamberimiz babam başkalarına da böyle ihtiyacı olanlara hizmetçi göndermiş. Bir hizmetçi verseniz bana, bir hizmetçi gönderseniz. Gelince söylerim ya Resulullah dedi annemiz. Hazreti Fatıma döndü evine. Peygamber Efendimiz gelince dedi ki eşi, ya Resulallah kızın geldi. Senden evlerine yardım için bir hizmetçi istiyor. Elleri şişmiş, dayanamıyor çocukların bakımı, evin işleri. Peygamber Efendimiz dinledi. İnşallah yarın ben ona daha hayırlısını vermeye giderim dedi. Daha hayırlı şeyler veririm. Ertesi gün geldi. Kapılarını tıkladı öğle vaktinde. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma evde istirahat ediyorlar. Daha onlar kalkmadan yerinizden kalkmayın dedi. Oturdukları sedirden ve içeri girdi, yanlarına geldi. Bir elini Hazreti Ali'nin omzuna, bir elini kızı Fatıma'nın omzuna attı. Dedi ki dün gelmişsin kızım, benden hizmetçi istemişsin. Ben de bugün sana daha hayırlısını vermeye geldim. Daha hayırlısı ne ola ki? Fatıma heyecanlandı. Buyur baba, seni dinliyorum. Ne vereceksin? Kızım, yorulduğun zaman akşam gece yatağa girerken tesbihat yap. 33 defa Sübhanallah de. 33 defa Elhamdülillah de. 34 defa da Allahu Ekber de. 100'e tamamla. Sana hizmetçi vermemden bu zikre devam etmen daha hayırlıdır. Peygamber kızına hizmetçi vermedi, zikir tavsiye etti. Beden yorgunluğunu da alır. Neden mi? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalplerin cilası zikirledir, duayladır. Dene göreceksin. Sabah daha dinç kalkacaksın. Daha yeni bir aşkla uyanacaksın. Allah'a daha yaklaşmış olarak uyanacaksın. Gece uykun da ibadet olacak. Uykuda da yorulmayacaksın. Uykunda da rahat edeceksin. Çünkü gönlünü Allah'a verdin ya. Yolları açan Allah. Fatıma olsun örneğimiz, misalimiz. Allah onların yolunda onlar gibi yürümeyi, onlar gibi yaşamayı nasip eylesin. Belki her şeyleri yoktu ama güçlü imanları vardı. Zikre ve duaya çok önem verdiler. Allah'a çok yakın oldular. Allah da onlara dünyayı açtı. Bütün dünya, üç kıta onlara fetholundu. Her tarafın gelirleri Medine'ye aktı da aktı. Ya Allah'ın yoluna girerse, Cenab-ı Hak vermeyeceği hazine yok. Bütün insanlar hepsi bir anda isteseler, Allah bütün insanların dileğini yerine getirse denizdeki bir damla kadar etmez onun hazinesi karşısında. O zaman niye istemiyoruz? Hadi gelin hep beraber isteyelim. Duamızı yapalım. İftara az dakikalar kaldı. Oruçlunun sofra başında iftar saatinde yaptığı dualar reddolunmaz. Oruçlu ağızla inşallah Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Önce düşmanla Allah imtihan etmesin. Düşmanı bize musallat etmesin. Düşmanlıktan korusun. Ona karşı okunacak bir dua var. Bir de şeytanın şerrinden, onunla başlayalım. Duamızı Rabbim ulaştırsın yerine inşallah. Ya Malike Yevmiddin, İyyake a'budu ve İyyake esta'in. Ey din gününün sahibi, kudreti yüce olan Allah.
Yalnız sana ibadet ederim ve yalnız senden isterim Allah'ım. Ya Rabbi düşmanların şerrinden bizi koru. Euzu billahi minke eşşeytan el'anuke bilanetillah. Şeytanın şerrinden de sana sığınırım Allah'ım. Ey şeytan, Allah'ın lanetiyle seni lanetlerim. Allah'ım bizi şeytana, nefse uydurtma. Bize dayanma gücü ver. Memleketimizi, milletimizi güçlü, kuvvetli eyle. Aziz eyle. Şu şerefli milleti düşmanlarla imtihan etme. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım duaları samimiyetle yapanlardan eyle. Yalnız senden isteyenlerden eyle bizi. Kulun karşısında el açtırma Allah'ım. Bizi muhtaç etme Allah'ım. Açlıkla imtihan etme. Bize acımayanı başımıza geçirme Allah'ım. Ya Rabbi hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle. Acele ettirme senin tehir ettiklerinde. Tehir ettirme senin hemen verdiklerinde. Sen vermezsen kimse veremez. Sen verirsen de kimse mani olamaz. İhtiyaçlarımızı bizlere lütfunla ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi kabir azabından, şeytanın şerrinden, tembellikten, her türlü yaşayanların ve ölülerin şerrinden, fitnesinden sana sığınırız Allah'ım. Bizi çalışkan eyle, azimli eyle, gayretli eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle, dünyada ve ahirette bize iyilikler nasip eyle. Gücümüzün yetmeyeceği külfeti bize yükleme. Unutursak, hata edersek, yanılırsak bizi sorguya çekme Allah'ım. Bizi düşmanlara karşı yardım eyle. Bize acı, günahlarımızı affeyle. Mağfiretinle muamele eyle Allah'ım. Sen Rahmansın, Rahimsin. Her şeye gücün yeter. Ya Rabbi bizim neye ihtiyacımız varsa bizden daha iyi biliyorsun. Şah damarından bize daha yakınsın. Duaları kabul eden sensin. Ey kullarım, siz bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. El açtık, sana dua ediyoruz. Senden istiyoruz. Ya Rabbi dünya ve ahirete ait ne kadar ihtiyacımız varsa bize ihsan eyle Allah'ım. Dünyada da bize huzur ver, mutluluk ver. Ahirette de bize güzellik ver ya Rabbi. Evlerimizi huzurlu eyle, yuvalarımızı mutlu eyle. Evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle. İş arayan kardeşlerimize helalinden kazanacakları hayırlı işler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi hatalarımız, günahlarımız var. Kumlar sayısınca günahımız var. Ama senin rahmetin engin, sonsuz. Hepsini kuşatmış, affedicisin, affı seversin. Kadir gecesine ermeyi, duaları kabul olunanlardan yazılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, şu akşam iftar vakti öncesi senin verdiğin nimetlerle sofraları donattık. Verdiğin nimetlerle oruçlarımızı açacağız. Allah'ım orucumuzu kabul eyle. Oruç sadece benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim buyurdun. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Elimize, dilimize, kulağımıza, gözümüze, kalbimize oruç tutturmaya çalıştık. Ya Rabbi kabul ettiysen hem dünyada hem ahirette karşılığını bize bol bol ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Annemizi, babamızı, tüm müminleri bağışla. Memleketimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden esirge. Bize esenlik ver, güzellik ver, kötülüklerden uzak eyle. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Ezandan sonra birlikteyiz efendim. Ezanlar okundu, oruçlar açıldı, susuzluk gitti, damarlar suya kandı, ecir nail oldu, sevap nail oldu inşallah. Allah herkesi sevabı alanlardan eylesin. Duamız kabul olsun efendim. Sahurda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.